Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz üçgenlerde benzerlik oranı. Açılara eşit olan üçgenlerin benzerliği eş açıların sırasına uygun olarak yazılır. Daha önce kenar kenar kenar, açı kenar açı ve açı 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 benzerliklerini zaten görmüştük. Şimdi burada şeklimize baktığımız zaman ABC üçgenindeki açılar gördüğünüz gibi teta, alfa, beta, ADC e üçgenindeki açılar da yine aynı şekilde teta, beta ve alfadır arkadaşlar. Buradan dolayı açıların sırasına göre yazarsak bakın A açısı teta, D açısı beta, E açısı alfa. Aynı şekilde ACB üçgeninde de yazarsak teta, beta ve alfa olur. Buradan ADE üçgeni benzerdir ACB üçgeni olur. Bunların uzunluklarını oranlayacak olursak bakın sırayla AD'nin AC'ye oranı AD'nin AC'ye oranı eşittir DE'nin CB'ye oranı bu da eşittir AE'nin AB'ye oranıdır diyebiliriz. Bu şekilde oranlarımızı yazarak bilinmeyen kenarı bulabiliriz. Evet, birinci örneğimize bakıyoruz. ABC üçgeni var, ADE üçgeni var. B açısıyla E açısı eşitmiş, soru da öyle vermiş. Baktığımız zaman arkadaşlar A açısını bakın şöyle karalıyorum. Hem ABC üçgeninde hem de ADE üçgeninde ortak açı olarak seçebiliriz. Çünkü her ikisinin de ortak açısıdır A açısı. O zaman bakın Karaladığım açı noktalı açı şu açıya da iki çizgi dersem büyük üçgene baktığımız zaman karaladığım açı noktalı açı C açısında mecburen iki çizgili açı olmak zorunda kalacak. Burada açıların benzerliğine göre sırasıyla yazarsak bakın A, B, C yani karaladığım noktalı iki çizgili A karaladığım E noktalı D'de iki çizgi olarak bu şekilde ifade edebiliriz. Evet. Benzerliği bulduğumuza göre hemen kenarların oranına geçelim. Aynı şekilde AB'nin AE oranı, BC'nin ED oranı, AC'nin AD oranına eşittir. Evet burada BD'ye de Y kenarı dersem uzunlukları sırayla yazıyorum. Evet AB'nin uzunluğu X artı Y, AE'nin uzunluğu 10, BC'nin uzunluğu 12, ED'nin uzunluğu bakın 6. AC'nin uzunluğu 14 gördüğümüz gibi. AD'nin uzunluğu da x birim. Evet şu iki orantıyı birleştirdiğimiz zaman 12 bölü 6 14 bölü x olur. Buradan da bakın orantı kurarsak x'in 7 olduğu görülür. Geldik ikinci sorumuza. Yine ABC ve ADE üçgenlerimiz var. B açısı D açısına eşitmiş. Yine bakın, dikkat edersek eğer buradaki A açısı bizim ortak açımız oluyor. Şimdi ABC üçgeninde karaladığım noktalı iki çizgili açı, AED üçgeninde karaladığım noktalı iki çizgi açı birbirine eşit olur. O zaman buradan ABC üçgeni benzerdir. ADE üçgenidir. Yine aynı şekilde kenarlarımızı yazıyoruz. AB'nin AD'ye oranı, BC'nin DE'ye oranı, AC'nin AE'ye oranı. Bakın bu şekilde yazdığımız zaman AB 8, AD 4 artı X, BC bölü DE. Bunun ikisini de bilmediğimiz için yazmamıza gerek yok. AC'nin AE'ye oranı 4 bölü 6. Şu ikisini birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın Burada 8 4'ün 2 katı o zaman burası da 6'nın 2 katı olan 12 olmalı. 4 artı x o eşittir 12 ise x'imiz de buradan 8 buluruz.